kıymetli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, iyi insanlar. İyi Parti Genel Merkezi 30 Eylül 2022 tarih 54 sayılı numarası ile Genel İdare Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda tüm Türkiye genelinde 3 Ekim itibariyle ilçe ve il kongreleri başlamış durumdadır. Sivas'ımızda 16 ilçemizin 11 ilçesinde kongre çalışmaları başarıyla ve büyük bir coşkuyla tamamlanmıştır. Sivas Merkez İlçe Kongremiz ise Kasım ayının 27'sinde yapılması planlanmaktadır. Partili arkadaşlarımız ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda mevcut merkez ilçe yönetiminde çeşitli aksaklıkların olduğu, partimizin Sivas yerelinde iyi temsil edilemediği ve partimizin Türkiye genelinde yakalamış olduğu iğmeyi yakalayamadığını ve hak ettiği konuma gelemediği yönünde ortaya çıkan söylemlerin tersine çevirebilmek için, bu türlü söylemleri tersine çevirebilmek için Sivas'ımızın hak ettiği seviyeye taşımak, partimizin ideallerini ve Türkiye tasavvuğunu Sivas halkına anlatmak, halkımız ve partimizi arasında sağlam köprüler oluşturmak, partimizin milletimizle bütünleşerek hak ettiği seviyeye taşımak noktasında bir zaruret olduğu görülmüştür. Bu sebeple yol arkadaşlarımızla birlikte Sivas'ın bir evladı olarak elimizi taşın altına koymak, partimize ivme kazandıracak, birleştirici, kucaklayıştırıcı, ayrıştırmadan birlik ve bütünlük içerisinde kaynamış yeni bir yönetim anlayışı çerçevesinde partimizin ve Sivas halkının hizmetine arkadaşlarımızla birlikte talip olduğumuzu ve İyi Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığına aday olduğumu siz basın mensupları önünde Sivas halkı ve partililerime ilan ediyorum. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar partimize emek harcamış kurucu il ve ilçe başkanlarımız, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, tüm partililerimiz huzurunda teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in açtığı bu yolda genel merkez yöneticilerimiz ile birlikte ilk günkü azim ve kararlılığımız ile yan yana omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu demokrasi yarışında adaylığını açıklayan diğer arkadaşıma ve yönetim kurulu üyelerine şimdiden başarılar diliyorum. Kazanan veya kaybeden hangi aday olursa olsun, aslında kazanan partimiz olacak. Çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun.